7 Temmuz 2016 günlerden Perşembe. Biz şimdi Sinan Değirmenlerinden Çağlarca'dan kokteyle doğru yola revan olduk ve stabilize yoldan, ara yollardan kokteyle ulaşmaya çalışacağız. Burası Sinan Değirmenleri mevkii ve şu anda Sinan Değirmenlerinden çıktık. Kokteyl yoluna doğru gidiyoruz. Etrafta gerçekten bitki örtüsü bakımından vakilik ve ormanlık bir alan. Arada sulu olan yerlerde selvi ve kavak ağaçları var. Bol miktarda ceviz ağaçları var. Yine yabani ahlatlar, armutlar var. Yol çalışmaları var burada gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Yavaşlayalım şurada. Tabi bu yol ıslah edilmemiş, stabilize bir yol. Ama yakın bir zamanda ıslah edilmesini düşünüyoruz. Çünkü bu yolda zaman zaman işlek hale gelebilir. Çünkü Korkkel sebzesinin köylere ulaştırılmasında bu yol aracılık ediyor, fazla kullanılmıyor ama gene de Korkkel sebzesi bu yollardan taşınıyor iç bölgelere, iç mekanlara. Tabii Antalya'ya da gidiyor ama Antalya bizim şu anda ters istikamette olduğu için buralar ara yollar ve bozuk gördüğünüz gibi. Kışın buralar tamamen sel suya karışmış olup yeni yeni ulaşımdan dolayı engebeli halde bile şu anda yol bozuk, düzeltilmemiş. Tabii çalışmalar var düzeltilmesi için. Biz şimdi yazır güzdesine ulaşacağız. O yazırın yamaçlarına çıkarken, Antalya'ya doğru gelirken yamaçlarında yazır güzdesi var. Oraya çıkacağız, oradan kokteyle sallanacağız. Ahlat ağacını çekse diye yavaş yavaş, neyse geçti. Gördüğünüz gibi tamamen tepelikler ve bey dağların eteklerinde bu sıra dağların yüksek küçük tepeciklerle donatılmış bir arazi yapısı var. Engebeli arazi yapısı var. Burada tabii değişik ağaçlar var. Şurada ahlatlar var. Ahlat yani yabani ağaç. Tamamen karasalikle doğru dönüşmekte ve çam, kızıl çamın yerine ardışlık yerini almakta. Şu anda tahminen kızıl çam bittiğine göre 1000 metrelerin üzerine çıktık. Çünkü kızıl çam 1000-1100 metrelerin altında yaşamıyor. Daha aşağı ılıman seviyelerde yaşıyor. Buralarda genelde yabani türü doğadan kendiliğinden yetişmiş ağaçlar var. Bunların arasında dediğimiz yabani armut çalılar var. Çıtlıklar var. İşte başka neler var Sultan görebildiğin? Ondan sonra tabii suluk olan yerlerde de geniş yapraklı selvi ve kıvak türü ağaçlar. Ve bunlar kendiliğinden olan değil. Vatandaşın yaptığı şeyler bunlar. Burası ne acaba? Ne mevkii deniyor buraya? Ay yılana bak, yılana gördün mü sen? Bak. Dur lan şunu. Camı kapat. Korkma. Ay Fatma deri yılanı gördün mü? Ay. Gördün mü? Sen çektin mi yılanı? Aldıysan. Gördün mü? Nasıl girdi toprağa? Şu anda bir yerleşim bölgesindeyiz ama bu yerleşim bölgesinin adını bilmiyoruz neresiyse. Vatandaş burada ekim dikim yapmış. Evet. Suyu bol bir yer. Gördüğümüz kadarıyla sulak bir yer. Ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Vatandaş çıksa da buranın ne mevki olduğunu yazır düzdesi midir? Denem yazır düzdesi midir? Başka bir yer midir? Sinan Değirmenlerine geçtik ama burası neresidir? Evet, biz baba deden de her şeyi görüyor gözü okuman. Buranı hiç adı sandı da belli bir yer değil. Neresi olduğu da belli değil. Çalılar falan çok büyümüş burada. Evet, burada asfaltlık alana geldik. Demek ki bundan sonrası artık biraz daha yolumuz rahat olacak gibi. Tekirpınar'ı, burası Tekirpınar'ı mevkiymiş. Yani Tekirpınar'ı şu,
arkamızda kalan yol, o tekir pınara giden yol burada herhalde ıslah edilmiş yere, yatağa. Ya vatandaş gördüğü her düzlükte sebze yetiştiriyor, her suluk alanda sebze yetiştiriyor. Ali şu karşıdaki şeyler bir zoomla, orada bak şeyler var orada. Seralar var, tüneller var. Burada yol çalışmaları da bayağı hızlanmış. O geldiğimiz alanı da böyle ıslah etseler çok güzel olur. Buranın mevkisinin adı Tekir. Navigasyonla bize yol gösterme derdinde. Onun derdi başka, bizim derdimiz başka. Navigasyon. Kolaysa sen yürü bakalım şu yollarda. Doğuran göl boya. Şimdi bu mevkiye girdik ama bu mevkinin adı sana nedir? Kıraç topraklara doğru yola saldık. Nereye geldiğimizi biz de bilmiyoruz. Bilseydim gelmezdim. Şuna baksana ya. Keskin keskin taşlar, kayalar. Yazır yolu burası mı? Evet abi. Nereden döneceğiz? Bunları geçeceğim üstüne ben. Devam et abi. Tamam, hadi sağ ol. Navigasyon doğru söylüyormuş. Biz de navigasyon teknolojiye güvenmiyoruz. Bak sen şu işe. Yolda durdurup vatandaşa diyoruz ki yazır yolu neresi? Yazır yolu burası ama yani bayağı da uzakmış, ben kısa zannediyordum. Yani aşağıdan var dolanan ilerimiz uzak ya. Gelirken. Olma mı? Bu ne ya? Şu kayaya bak, ne güzel hani. Değişik bir kaya yapısı var burada bak. Çok güzel. Mağara var, doğal bir mağara. Gelip orayı çekseydik keşke. Yani yol güzel olsa değil yani, bir şey yok da yol güzel değil. Birinci vitese gidiyorum hep ya. Allah Allah. Bu ne ya? Bayağı herhalde 1500 metrelere çıktık. Neden dersen, çünkü orman bitti burada. 1300-1400 metrelere çıktık. Ve Karasal İklim'e doğru gidiyoruz. Orman yapılanması tamamen azaldı. Yayla havası. Orada seviyoruz.
buzulu da çek. Şurada buzulu var. Yolumuz Korkuteli yolu üzerinde gene yazır güzdesini geçtik. Korkuteli'ne doğru sallanmaya başladık. Bundan sonra artık biraz daha rampa çıkıp devamlı iniş aşağı ineceğiz. Korkuteli'ne varacağız. Buranın yüksekliği aşağı yukarı 1500 metre. Korkuteli'de 800 metre, daha 1700 metre aşağı ineceğiz. Şu da gördüğümüz keçilerin ağalı. Adam buradan eski sistem bitirmiş, eskiden bunu taş işte çurla yapılırdı veya toprakla yapılırdı. Şimdi de modern ne deniyor onlara? Kilim değil. Naylon. Ona ne deniyor? Branda. Branda naylon. Branda naylonla yapılıyor. Ve ekim görüyorsunuz sayın izleyin, şurayı zoomla Ali. Ekimler şey yapılmış. Hasat edilmiş. Bayağı artık yazın ortalarına doğru geliyoruz. Demek ekinler hasat edildiğine göre yaz mevsimi ortalarına gelmiş demektir. Yani buğday hasadı yapılmış, tarlaları görüyorsunuz. Vatandaş burada dağın başına buğday ekmiş. 3-5 kuruş neyse kendi yiyeceğini kaldırmak maksadıyla. Yollar güzelleşti ama asfalt da sanki şöyle bak Ali, erimiş. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, sıcaktan çok sıcak. Yayla da olsa sıcak, bu güneşin sıcağı asfaltı bile eritmiş sanki. Yani sanki değil, eritmiş yani. Asfalt bayağı sıvı hale gelmiş. Hazır güzdesini geçtik ve tepeye de döndük. Şeye yaklaştık. Yazıra yaklaştık. Yazıra 10 kilometre falan bir yolumuz kaldı. 9 kilometre. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz ve indikçe hava ısınıyor. Ve biz 500-600 metre daha aşağı ineceğiz. 10 kilometre boyunca iniş yapacağız sürekli. Sürekli inişteyiz. Yollar tabii gene mucur. Asfalt dökülmüş ama herhangi bir fren koysak araba herhalde takla atar. Onun için yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok kötü. Fren yapmaya ve hız yapmaya hiç elverişli bir yol değil. Geniş açılı yollara girdik. Sallandık aşağıya devamlı. Bakalım. Ana yolu ne zaman göreceğiz? Kapattı biraz sonra açalım. Yazlıkçılar ve keçi çobanları davar ağlar yapmışlar. Evet. Bir de kendine köş yapmış adam. Oh. Şimdi biraz sonra tamam temelli kokteyle doğru sallanacağız. İlerisindeki kokteyli. Sayın izleyici şunu da çek, şu yol çalışmalarını.
Sayın izleyiciler, şu anda yazına doğru, kokteyle doğru sallandık. Karşıda gördüğünüz yerleşim yerleri, birisi yazır, birisi kokteyli. Yolumuz artık bitmek üzere. 6-7 kilometremiz kaldı yazına varmaya. Sonra kaç kilometre? 25. Kokteyli'ye varmaya. Ara asfalta varmaya kaç kilometre? 4 kilometre. Ana asfalta varmaya 4 kilometre. Yani F kaç yoluydu? D350 yoluna varmaya 3,5-4 kilometremiz kaldı. Yavaş yavaş yolumuzu bitiriyoruz. Neyse, kapat artık. Sayın izleyiciler, şu anda Evruke diyebiliriz. Bulduk. D104 karayolunda bulduk. Yazırı'da 350 karayolunda bulduk. Yazırı'da bulduk. Bundan sonra işimiz kolay. Kara göründü artık. Yani gördüğünüz gibi kokteylin düzlüğüne ulaştık. Ama iniş biraz tehlikeli. Çok dik bir rampa burası. Artık bundan sonrasını size havale ediyoruz. Biz amacımıza ulaştık. Dünyada tanıtılmamış bir bölgeyi, yani çağlarca Teskan Yaylası, Sinan Değirmenleri ve Yazır arasındaki yolu tanıtan belki ilk defa ben olacağım. Buralardan gelen izleyiciler de yol durumunu ve doğa yapısını gözlemleyerek gelecekler ve şaşırmayacaklar. Bu videoyu izleyen herkes bu ara yolu kullanabilir. Şimdilik kapatalım. Sizlere iyi günler, iyi seyirler.